Allah'ın rahmeti, bereketi, esenliği üzerinize olsun. Yine bir iftar vaktinde Kanal 7 ekranlarında siz değerli seyircilerle birlikteyiz efendim. Hayırlı iftarlar diliyorum. Sofranıza bereketler diliyorum. Şu anda dünyanın neresinde bizi izliyorsa tüm izleyici kardeşlerime muhabbetler sunuyorum. Ta belki Türk Cumhuriyetlerinden, Avustralya'dan Amerika'ya kadar izleyicilerimiz var. Afrika'ya kadar, Rusya'ya kadar izleyicilerimiz var, Avrupa'ya. Hepsine sevgiler, saygılar, selamlar efendim. Bugün kardeşlik hukukunu anlatacağım. Mümin, müminin kardeşidir. Hucurat 10. Rabbimiz buyuruyor ki, estağfirullah, innemel mü'minune ihvetun. Müminler ancak kardeştir. Ve Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, gerek Mekke döneminde, gerekse Medine'de Müslümanları birbirine kardeş yapmıştır. Kardeşlik hukuku da bizim için aynen anne baba gibi, diğer öz kardeşlerimiz gibi Müslüman kardeşliğinin hukuku da bizim için son derece önemlidir. Allah'ın rızasını kazanmak, Müslüman kardeşlerini sevmek, onların duasını almak, onların hüsnü şehadetlerini görmekten geçiyor. Cenazede bile hep onların hüsnü şehadetleri bizim için delil oluyor, ispat oluyor, Allah katında değerli oluyor. Bu yüzden gelin bugün kardeşlik hukuku nedir? Kardeşlik ne demektir? İslam'da birbirimize karşı vazifelerimiz nedir? Allah bize nelerden soracak kardeşimiz hakkında? Bunlar üzerinde ayetlerden, hadislerden en önemli eksiklerimizi de görerek inşallah arz etmeye çalışalım. Aramız açık, soğukluk var. Birbirimize hemen istediğimiz gibi yanaşamıyoruz. Ben selam versem bile o almıyor. Ben gidiyorum ziyarete, o gelmiyor. Bir yapıyorum, iki yapıyorum, üçüncü de bıkıyorum. Bir bakıyoruz, güler yüz göstermek istiyoruz. Adam soğuk davranıyor. Ve bu gibi şeylerden de maalesef bazen dostluklar, bazen kardeşlikler, akrabalıklar, komşuluklar da sona eriyor. Bunları da konuşalım. Yani hemen ne çabuk birbirimizi çiziyoruz, birbirimizi terk ediyoruz. Hani dost olmak öyle hemen kolay olmuyor ama birdenbire bir tane hatasından dolayı insanı çizdiğimiz oluyor. Bir suçu var, bir kusuru var, hemen tamam bundan alakayı kestim diyoruz. Bu doğru mu? Bunları konuşacağız. Başka ne var bugün? İsmi Azam duamız var. İsmi Azam duasıyla bir dua edeni Peygamberimiz duydu da Allah bunun duasını reddetmez. Çünkü o Allah'ın en önemli ismiyle dua etti buyurdu. Onu paylaşacağız. Salatü selam duamız var. Ve Risalet Atlası'nda da hüzün yılı, kederli, yalnızlık çeken Peygamber Efendimiz eziyet, işkence görmüş, amcası vefat etmiş, hanımı Hazreti Hatice vefat etmiş, içinden bir yalnızlık hissi uyanmış, gariban kalmış böyle adeta, kıtlık yılları, sıkıntılı zamanlar, Taif'e yola çıkmış, başına neler gelmiş, onları sizinle paylaşacağım inşallah. Evet, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, Hakkul müslimi alel müslimi hamsun. Müslümanın Müslüman üzerine hakkı beştir. Müslümanın hakkı beştir. Hakkul müslimi alel müslimi hamsun. Müslümanın hakkı. Bir. Bir Müslüman kardeşimiz bizi bir davete çağırırsa icabet etmek zorundayız. Vaciptir. Davete icabet. Davete icabet. Canım gelemem, gidemem, işim var. Bahane uydurmak yok. Gerçekten işimiz yoksa gitmemiz üzerimize vacip olur. Düğününe çağırdı. İftar sofrasına çağırdı. Bir başka önemli bir İş görüşmesi vardı, yardımcı olarak seni çağırdı vesaire, neyse davet etti seni. Müslüman olarak sana güvendi, kardeş olarak seni davet etti. Ona gitmen vaciptir, gerekir. İki, Peygamber Efendimiz buyuruyor. Hakkul müslüm alel müslümü hamsun. İki, hastalandığında ziyaret eder. Hasta ziyareti. Üç, cenazesine katılır. Cenazesine katılır.
4. Selam verdiğinde selamını alır. Beş. Başka ne var? Selam verdiğinde selamını alır. Efendim? Beş. Aksırdığı zaman, hapşı dedi ya aksırma. Aksırınca yerhamuk Allah. Allah sana rahmet etsin diye dua eder. Aksırınca dua eder. Hapşırınca dua eder. Bunlar kim için? Bunlar uzaktan Müslüman kardeşin, akraban değil. Eşin, dostun, doğrudan oğlun, kızın değil. Bunlar Müslüman kardeşin. Müslümanın hakkı Müslümana beştir. Davete icabet eder. Hastaysa ziyaret eder. Cenazesine katılır. Selam verince selamını alır. Aksırınca hapşu deyince, hapşırınca o elhamdülillah deyince o da yerhamukallah der. Müslümanın ayıbı Müslümanın yüzüne vurulmaz. Ayıbı başkasına söylenmez. Şöyle şöyle yaptı, bunun şöyle şöyle halleri var. Ya bir yanlış yapmış, herkese yayıyorsun. Men setara Müslüman, setarallahu yevmel kıyame. Kim bir Müslümanın ayıbını gördü de utanmasın, başkasına rezil rüsva olmasın diye söylemedi kimseye, gizlerse Allah da kıyamet günü onun ayıplarını gizler. Biz neden korkuyoruz? Mahşer günü amel defteri açılıp ayıplarımızın ortaya dökülmesinden korkuyoruz. Allah orada rezil edecek. İnsanlar birbirinden kaçacak. İşte o gün ayıpların dökülmesini istemiyorsan şimdi bir Müslümanın ayıbını ört. Müslümanın ayıbını örtmek çok önemli. Yaymak değil. Biz bir ayıbını görsek de saldırsak diye bakıyoruz. Bu ne kadar çirkin bir şey. Müslümanlar bir vücut gibidir. Birbirini sevmede, birbirinin derdini dinlemede, çekmede bir vücut gibidir. Birbirini buna ağ şeklinde birbirine geçirdi ve parmaklarını birbirine geçirerek Müslümanlar bir binanın tuğlaları gibidir. Tuğla nasıl tutar böyle? Ama birkaç tanesini aradan çektiğin zaman yıkılır, yazık olur. Onun için bugünkü Müslüman devletler, bak hep bizi kandırıyorlar. Rusya bir taraftan kandırıyor, Amerika bir taraftan kandırıyor, Avrupa bir taraftan kandırıyor, İngiliz bir taraftan kandırıyor, Çin bir taraftan kandırıyor. Parça parça etmişler bizi ve dökülüyoruz. Çürümüş bina gibi dökülüyoruz. Müslümanlar dikkatli olacaklar. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li nefsihi ma yuhibbe li nefsihi. Sizden biri kendi canı nefsi için istediğini kardeşi için istemedikçe tam manada Müslüman olamaz. İşte bu da tam bir empatidir, hemhal olmaktır. Onun benim var, onun da olsun. Onun başına gelen bir sıkıntıyı benim başıma gelmiş gibi kabul etmek. Kur'an-ı Kerim parçalanmayın, bölünmeyin, birbirinize yapışın diyor. Ve'tasimu, estağfirullah, Ali İmran suresi. Ve'tasimu bihablillahi cemian ve la teferraku. Topluca, hep birlikte bakın topluca Allah'ın ipine sarılın. Parçalanmayın, bölünmeyin. Bu topluca nerede geçiyor başka biliyor musunuz? Tevbede de geçiyor. Ve tubu ilallahi tevbeten nasuha ve tubu ilallahi tevbeten cemia. Topluca tevbe. Yani hep birlikte birimiz tevbe edip diğeri durduğu zaman bela kalkmıyor. Şu günlerde bizim vazifemiz topluca hep beraber tövbe etmektir. Ve günahsız ağızlarla birbirinize dua edin buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ya Resulallah hepimiz günahkarız. Nasıl günahsız ağzımız olabilir? Senin ağzın diğer Müslüman kardeşin için günahsızdır. Onun ağzı da senin için günahsızdır. Birbirine dua eden iki Müslümanın da birbirine duası kabul olur. Onun için Hazreti Ömer'i Umre'ye gönderirken Resulullah Efendimiz kardeşim bana da dua et demiştir. Bir Müslümanın duasını almak o en güzel şey. La
tedhulul cennete hatta tu'minu ve la tu'minu hatta tehabbu. Birbirinizi sevmedikçe cennete giremezsiniz. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Sonra da reçeteyi söylüyor, o reçeteyi vereceğim. Size birbirinizi seveceğiniz iki şey söyleyeceğim. Birbirinizi bunları yaparsanız seversiniz diyor. Ona geçmeden önce aramızı ne açıyor bizim? Bizim aramızı açan günahlar var. Hucurat suresinde Allah bizi kardeş ilan ettikten sonra innemel mu'minuna ihvetun, müminler ancak kardeştir dedikten sonra ya eyyühellezine amenu la yeshar kavmun min kavmin asa en yekunu hayran minhum ve la nisaun min nisain asa en yekunne hayran minhun. Birbirinizi ey inananlar birbirinizi alaya almayın. Bir grup erkek, diğer bir grup, yani burada cemaatler olabilir, tarikatlar olabilir, partiler olabilir, ne olursan ol, memleket, hemşericilik olabilir. Bir grubunuz diğer grubu alaya almasın, onlar böyle, şunlar böyle demeyin. Birbirinizi istihza etmeyin, alaya almayın. Bir grup kadın grupları da diğer kadın gruplarını alaya almasınlar. Allah-u Teala burada çoğu yerde topluca söylediği halde, zikrettiği halde burada hem erkek cemaatlere, tarikatlara, hem kadın cemaatlere, tarikatlara adeta açık bir ihtarda bulunuyor. Diyor ki bir grubunuz diğer grubu alaya almasın. Beğenmezlik etmeyin birbirinizi. Aşağılamayın birbirinizi. Dışlamayın birbirinizi. Gıybet etmeyin birbirinizi. Öteki ilan etmeyin. Vurun ona demeyin. Kötü ilan etmeyin. Birbirinizi ayıplamayın. Ayıplamayın. Demek ki birbirinizi alaya almayın. Aramızı açan 6 büyük günahtan biri birbirimizi alaya almak. Evet. İkincisi var, üçüncüsü var, dördüncü, beşinci, altıncı var. Geleceğiz onlara. Telefonumuzu alalım, devam edelim inşallah. Alo. Hayırlı akşamlar. Buyurun efendim. İzmir'den bir izleyicimiz. Alo. İyi akşamlar, hayırlı iftarlar. İyi akşamlar hocam. Buyurun. Ben Salat-ı Fitr namazında elim bağlı okurken hani böyle tekrar bozuyorsun, tekbir alıp da tekrar kunut dualarını okuyorsun ya. O zaman elleri bazıları aşağı salıyor. Ben bana bu yanlış geliyor. Siz ne dersiniz? Vitir namazında. Evet. Vitirde kunut tekbiri alınırken nasıl yapılacak? He. Evet. Onu eller aşağı salıyor bazıları. Kapat sesini. Peki. Kapat sesini. Peki oldu, anladım. Diğer ha, soru bir var. Bir sorum daha var hocam. Hı-hı. Bir sorum daha var. Bir kalem alabilir miyiz arkadaşlar? Burada. Evet. Buyurun. Hocam biz Kur'an okuyoruz. Kendi imkanlarımızla öğrendik. Teheccüdlerini bilemiyorum. Acaba bu günah mı? Bazen okurken bir ayetten geri dönüp tekrar okuyorlar. Onları görüyorum. Biz onları bilemiyoruz nerelerde olduğunu. Acaba bunun için yani günaha giriyoruz mu? Hayır, neyi bilemiyoruz? Neyi bilemiyoruz dediniz? Tecvitlerini. Tecvit. He. Kur'an'daki onu tecvit. Bilelim. Yani Fatiha'yı okuyorsun, tecvitli okuyup evet, okumadığını bilmiyorsun. Ya on değil de Kur'an'ı okuyayım yani. Ama kendi halimize öğrendik ya. Fazla eğitim görmediğim için. Kendi haline. Acaba diyorum bunda hatalı mı okuyayım, günaha giriyor mu diyor. Peki sizi hiç dinleyen olmadı mı? Ben doğru mu okuyorum, yanlış mı okuyorum? Okumadınız mı hiç kimseye? Yok, okumadım ya. Yani gittim ama çok az gittim. 2-3 ay bir şey gittim. Fazla gidemedim. Peki müsait misiniz? Bir Fatiha okur musunuz? Dinleyin ben sizi. Okuyayım. Dinleyin bakalım. Tabii. Evuzu Besmele. Hadi buyur.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllin. Amin. Aferin, maşallah. Maşallah. Sağ ol hocam. Yani çok öyle korkulacak bir kaşını gözünü yaracak öyle bir şekilde okumadın. Gayet evet. Bir iki hani üstadları bilenler elbette herkes sen hoca gibi okuyamazsın ama tabii ki tabii namaz ki, namaz evet. Caiz olacak şekilde okudun. Tebrik ederim seni. Tabii. Korkma. Sağ ol, Allah razı olsun. Okumaya devam et. Okudukça düzelecektir. Okudukça düzelecektir. İnşallah hocam. İnşallah. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ olun. Hakkını helal etsin. Helal olsun. İyi akşamlar. Evet. Diğer telefonumuzu alalım. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Aleyküm selam ve rahmetullah. İstanbul'dan hocam, bir kardeşimiz. İyi akşamlar. Olsun. Size de efendim. Öncelikle Ömer hocamıza başsağlığı diliyorum hocam. Amin. Allah, kabri nur olsun. Allah rahmet İnşallah etsin hocam. Ömer hocamıza. Sevdiğimiz hocamızı. Evet. Hocam evet. Benim sorum evlilikle ilgili. Bu koronavirüs döneminde evliliği ertelemenin dinen herhangi bir sorumluluğu var mı? Bunun hakkında bilgi verebilir misiniz? Düğünü mü erteleyeceğiz yoksa evlenmekten vazgeçelim 3-5 sene geçsin o şekilde mi? Yok hocam erteleme. Yani gelecek sene yapalım gibi. Ha, bu sene zaten işler karıştı iyice. Düğünü evet, bu evet. Sene ne zaman düşünüyordunuz? Yine aynı mesela yazın hocam ama gelecek yaz erteleme gibi. Ha, bu yaz yapacaktınız normalde korona olmasaydı. Evet, evet hocam. Sizin mi genç başka birini mi? Yok hocam yakınımızın. Yakınınızın. Gençler ne diyor bu işe? Hocam işte bunu aslında öğrenmeye çalışıyoruz. Böyle bir karar alınırsa herhangi bir dinen sorumluluğu var mı? Çünkü hadis var bununla ilgili. Siz de malum tabii. İşte bu tarz konularda acele aranızda, edilmesiyle ilgili aranızda, ama. Aranızda bekarları evlendirin. Bir de hayırlı işlerde acele edin. Dolayısıyla evet, hayırlı işlerde nişanı, sözü çok uzatmak. Yarın bir gün de başka bir şey girmesin. Şimdi korona girdi araya. Onun için çok da uzatmayın derim. Peki niye seneye bir sene geriye atacağınıza şöyle Eylül, Ekim, Kasım gibi deseniz? Aynen hocam aslında öyle. Onun için soruyorum. Mesela işte yine Eylül'de olacak şeyi gelecek Eylül'e erteleme gibi. Çünkü malum işte virüsten dolayı kimse katılamıyor. Akrabalarımız gelemiyor. Ya da işte sadece bir nikah yapılmış oluyor. Onun için gelecek sene yapılıp mesela en azından daha kapsamlı bir şekilde yapabilmek namına. Seneye değil de şimdi görünen şu bakın Haziran gibi Haziran 15'i gibi normal işte maskeyle sosyal mesafeyle insanlar hayatına başlayacak. Evet. Ama Temmuz var, Ağustos var hani 3 ay daha geçsin. Eylül'de rahat bir düğün yaparsınız. Yine mesafeli olur belki şey olur ama Eylül'de inşallah. Böyle bir sene geriye ertelemek gençlere de sorun. Bak evlenecek olan onlar. Evet, dolayısıyla orada onların ayrılması ya da yanlış bir şeye günaha vesaire ne olur bilemezsiniz. Onun için çok fazla ertelemeyin diye ben tavsiye ederim. Tamam hocam Allah razı olsun. Sorun bu kadardı. Çok teşekkür ederim. Peki, size de efendim. Peki bir telefon daha varmış. Alo. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Bursa'ya selamlar. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hayırlı iftarlar. Sağ olun hocam, efendim. Hocam benim de size bir sorum var. Dinliyorum. Benim kızım... Konuşamam ki. Dinliyoruz. Duyuluyor. Rahat. Sesiniz gayet güzel. Benim kızım... Bir hastalık bebeği vardı. Rahmetli oldu. 40 gün, 45 gün yattı yoğun bakımda. Bu yeni mi onun oldu? Şehit mi oldu? Yeni 3 ay oldu. 3 ay önce kızınız, yani sizin torununuzun, torun vefat etti. Benim torun mu? O şehit mi oldu? Bir hafta yaşadı. Doğduktan sonra bir hafta. Bir hafta bebeği yaşadı. Kendisi hastalandı, hastaneye yattı yoğun bakıma. 40'ını hastanede çıkardı. Anne, hastaneye yattı. Anne, evet. Anne. Peki, bebek mi öldü? Bebek değil anne. Kızınız vefat etti. Evet kızım. Başınız sağ olsun Allah rahmet eylesin. Bebek hayatta mı? Bebek hayatta sağlığı iyi bebeği. Hatırası kaldı. Anne doğum sancısından mı öldü? Doğum
sancısından değil, doğum yaptı bir hafta sonra. İşte yani doğum sebebiyle. Hastane virüsü dediler. Ha, orada hastaneden kaptı. Evet, öyle dediler o zaman. Yani ocağın 16'sında yattı hastaneye, Şubat'ın 23-24'üne kadar yoğun bakımda kaldı. Yani bu 40'ını hastanede çıkardı. O şehit oldu diyorlar. Ben onu sizden öğrenmek istiyorum. Peki. Başınız sağ olsun. Acınızı paylaştım. Bir gene sorun var. Dinliyorum. Bir gene sorun var. Dinliyorum. Bu kızım. Buyursun. Bu rahmetli olan kızım. O da babasından böyle 5-6 yaşında yetim kalmıştı. Acaba bunun kaderinde böyle var mıydı? Burada kendisi öldü. Çocukları kaldı. Kızı kaldı yetim. Siz eşiniz... Onu merak ediyorum. Eşiniz çok erken öldü o zaman. Eşim evet çok erken öldü. Allah size de kolaylıklar versin. O kızı yetim büyüttüm ama kızım da yetim bıraktı çocuklarını. Allahu Ekber. Başka çocuğunuz var mı? Var, bir de oğlum var. Bir oğlum bir kızım vardı. Birini kaybettiniz ha? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Başınız sağ olsun anacığım. Cevapları vereceğim inşallah. Sabırlar diliyorum size. Cevaplarınızı vermeden önce de bir duamız var. İnşallah siz de amin deyin bu duaya. Babası da kaybettik. Onu acaba kaderinde öyle bir yazı var mıydı? Var mı böyle kaderinde? Evet evet anladım, not ettim. Bu bir kader midir? Kendisi de öyle yetim kalmıştı. Çocuğu da şimdi öyle oldu diye. Peki duamızı veriyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Günün duası. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam namazdan sonra yanında bir zatın bir şekilde dua yaptığını duyunca etrafındakilere dedi ki bu zat öyle bir dua yaptı ki Allah'ın ismi azamıyla dua etti. İsmi azamıyla dua etti. Allah bunun duasını geri çevirmez. İsmi azam duası nedir? İsmi azam duası duaların en büyüğü olarak da bilinir. İhlas suresine benzer. Ama İhlas suresindeki kelimelerin yeri doğrudan Allah'a hitap edecek şekilde değiştirilmiştir harfler. Bu daha da bir yakın, daha da bir ihlasla, daha da bir iştenlikle, yakarışla bir duadır. İnşallah duamızı yapalım. Rabbim herkesin muradını ihsan eylesin, gönlünden geçeni versin. Sıkıntılar var, hastalık var, borçlu olanlar var, geçim sıkıntısı çekenler var, evlat acısı çekenler var, evlat bekleyenler var, gurbette hasretle evladını, eşini, dostunu, anasını, babasını bekleyenler var. Evlat acısı çekenler. Bütün bunlar için dünya ve ahirete dair beklentilerimiz var. İnşallah Rabbim muradımızı ihsan eylesin hepimize. Amin. Allahümme inni es'elüke bi enneke entallahul vahidul ahadus samet. Ellezî lem telit ve lem tûlet. وَلَمْ يَكُنْ لَكَ كُفُوًا اَحَدْ Tekrar ediyorum. Allahümme inni es'elüke bi'enneke entallahu الْوَاحِدُ الْاَحَدْ اَسْصَمَتْ اَلَّذ۪ي لَمْ تَلِتْ وَلَمْ تُولَتْ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ كُفُوًا اَحَدْ Allah'ım şehadet ettiğim şu hususlar sebebiyle senden talep ediyorum. Sen kendisinden başka ilah olmayan Allah'sın. Birsin, Samet'sin. Hiçbir şeye ihtiyacın yok. Her şey sana muhtaç. Doğurmadın, doğmadın. Bir eşin ve benzerin yoktur. Ya Rab, duamızı kabul eyle. Allah'ım muradımızı ihsan eyle. Sen her şeye kadirsin. İsmi azamla dua ettik. Dualarımızı, dileklerimizi kabul eyle Allah'ım. Salatü selam duası, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyatihi ve etbaih. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed ve ashabihi ve ezvacihi
ve zürriyatihi ve etbaih. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam'a salat eyle. Muhammed Aleyhisselam'ın âline, ashabına, zevcelerine, zürriyetine ve ona tabi olanlara salat eyle Allah'ım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Rabbim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da şefaatine nail eylesin. Onun aşkını, muhabbetini gönlümüze ilka eylesin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyatihi ve etbaih. Evet, kardeşlik hukuku aramızı açan 6 günah, birini saydım, 5'i kaldı ve sonra Risalet Atlası, Taif Seferi, Hüzün Yılı, Resulullah'ın acılarını paylaşmak üzere kısa bir aramız var efendim. Yeniden birlikteyiz, tekrar hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar efendim. Telefonumuz var. Alo. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Sağ olun efendim, buyurun. Şimdi sorum olacaktı. Dinliyorum. Bu Ramazan'da dediğimiz fitreler veya zekatlar var ya. Evet. Buna namaz kılınca kişilere verilecek diyorlar. Ne kadar doğru? Onu namaz, öğreneceğim. Namaz kılanlara mı verin diyorlar? Halk arasında böyle bir dedikodu var. Peki o namaz kılmasa, oruç tutsa ne yapacağız? Şimdi işte yani ne derece doğru, ben bunu öğrenmek istiyorum. He. Bir de bu hatim iniyor Kur'an'dan. Bir de yeni Türkçeden açıklamasından da inmek doğru mu? Nasıl yeni Türkçesinden? Hani açıklaması, Türkçe açıklaması var ya Kur'an'ın. Meali var, evet. Ondan da hatim oluyor mu? Yani şey, Kur'an okumasak da sadece meal okusak mı? Evet, evet. Yani şöyle, şunu mu kastediyorsunuz acaba? Arapçasından değil de Elhamdülillahi Rabbil Alemine'r-Rahmanir-Rahim diye böyle mi okusam diye? Hayır, hayır. Türkçe anlamı var ya, meali. Anlamını okuyalım. Yani hamd Allah'a mahsustur, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur yani gibi. Eski yazı bilmeyenler kişi hani... Arapça yazını bilmeyenlere. Arapça yazı bilmeyenler. Türkçe okunuşu var. O da var ablacığım. İkisinden de olur mu? Onu söyleyeyim bak. Türkçe okunuşu da var. Siz biliyor musunuz? Ben Arapça biliyorum da kızım daha öğrenmedi. O anlamından okuyor da onu soracağım. Kaç yaşında kızınız? 52 yaşında ama öğrenmeye çalışıyor. Ben de zannettim 5-6 yaşında öğrenmeye çalışacak yok, diye. Yok. Çoluk çocuktan öğrenemedi de şimdi öğrenmeye ya, çökmek üzere. Çok ertelemiş. Siz kaç yaşında öğrendiniz? Ben gençliğimde öğrendim. Ben yaşlıyım şimdi de. Hayır, Kur'an'ı kaç yaşında öğrendiniz okumayı? Ben de 15 yaşında öğrendim. Tecvid okuyup. Ya analar 15 yaşında, kızlar 55 yaşında, öyle mi? Çok geçmiş. Evet. Çok geçmiş. Bir an önce öğrensin. Ama şimdi öğrenmeye çalışıyor da şimdi Ramazan'dan dolayı hem mealini okuyor, hem öğreniyor. Güzel, o daha güzel. Evet, yani evet. Onun zararı daha fazla, bir an önce öğrensin. Peki o Türkçe mealle hatim olur mu? Onu da söyleyeyim. Evet. Bir de daha sorum var. Buyurun. Bu ölmüşlerimize tesbihat çekiyoruz ya, tevhid-i kelime. Ölmüşlere. Ölmüşlerimize. Ramazan'da 3 ay daha da çekiyoruz. Bu ne kadar doğru? Ölünün ardından tesbihat. Evet. Ne diye kelime-i tevhid mi çekiyorsunuz? Evet. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Biz kendimize çekemiyor muyuz ölünün ardından? Bize de lazım o. Biz kendimizi çekiyoruz da. Yani bu sene kendimi çektim. Örneğin eşimi çektim. Sağ olursam seneyi kendim çekeceğim. O derece, ne derece doğru. Sevap okuduklarımızdan, zikirlerin sevabından ölüye bağışlanır mı? Evet. Eşiniz yaşıyor mu? Yok, rahmetli oldu. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Amin, inşallah. Tekirdağ'a selam olsun. Tevhide hanımefendi. Çok sağ olun efendim. Hayırlı Allah akşamlar. Allah razı olsun hocam. Sizi hiç devamlı iplen çekiyorum. Ayşem, Allah razı olsun. Sağ ol. Uykusuz kalma ama sahurda hepsini izleyeceğim diye.
Sahurda seyretmiyorum. Yani. Akşamları mı seyrediyorsun? Tamam. Seyrediyorum. Tamam peki. Yine görüşürüz akşamları. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun hocam. Sağ olun Allah efendim. Olsun. Sağ olun. Diğer bir telefon. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Hayırlı iftarlar hocam. Erzurum'dan mı arıyorsunuz? Evet hocam. Erzurum. İyi yayınlar diliyorum. Erzurum'a selam olsun. Bahar geldi mi Erzurum'a? Aleyküm selam. Yok hocam, hala soğuk. Hala kar, dağlarda kar vardır. Karlar çok yoktu hocam. Yağmur ve soğuk çok var şu an. Evet. Allah. İnşallah Ramazan bayramı ile birlikte bu üzerimizdeki kararmış bulutları, hastalıkları kaldırır inşallah. Amin inşallah hocam, inşallah. Buyurun kardeşim. Hocam benim sorum şöyledir. Ben 2 yıl önce bir şehire gittim. Sahipsiz bir bahçeden elma aldım. Sahipsiz bir evin bahçesinden elma aldım. Fakat oraya artık gitme şansım yok. Zaten gidip de bulamam. Bunun vebalini nasıl öderim? İlk gidişimde ve bulamam yani. Sahipsiz olduğunu nereden biliyorsunuz? Ev sahipsizdi, böyle yıkık dökük haraba bir evdi. Onun bahçesinden yani aldım. Evin sahibi yoktu. Köy yeri gibi bir yer mi burası? Evet. Bir köyde sahibi yoktu. Ama meyveleri oluyorsa belki de onların bir akrabası falan bakıyordur o evin bahçesine falan. Bakıyordur yani hocam illaki. O anda yani almış oldunuz he? Evet. O an kimse yoktu yani evin içinde. Bir daha gitme imkanı yok, bulma imkanı yok. Ya gitme imkanı bir ihtimal ama bir daha orayı nasıl bulurum bilemem hocam. İlk oradan geçişimdi zaten. Peki. Başka soru var mı? Yok, teşekkür ederim. Tamam. İyi iftar hocam. Ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim inşallah. Hayırlı akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar. Evet, bir telefon daha alalım arkadaşlar. Alo. Hayırlı akşamlar. Adil Alaoğlu. Evet, buyurun hocam. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. İyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar hocam. Sağ olun efendim. Bu soyadınız nereden geliyor? Nerelisiniz böyle Alaoğlu? Bartınlıyım hocam. Bartın mı? Evet. Peki, hemşerim sayılısın. Ben de Karabük'te büyüdüm. Annem babam orada, evet. Akrabalar orada. Evet. Bartın'a selam olsun. Aleyküm selam hocam. Buyurun Adil Bey. Ya hocam sana bir sorum olacak. Ben kendi imkanlarımla, kendi çapamla 2014'te ev aldım İstanbul Eteryalı'dan. Evet. Bunu ablama güvendim. Kimlikte Gülizar Manov ama normal Güllü diye geçiyor. Yani tanıyan Güllü diye tanıyor. Güllü Manov'un üstüne yaptım. Ona güvendim evimi. Manav dediğiniz kim? Enişteniz mi? Ablam. Güllü Manav. Yani kimlikte Gülizar Manav diye şey diyor da Gülizar Manav diye millet tanımıyor. Yani kimse tanımıyor. Güllü diye tanıyorlar kadını, ablamı. Soyadı Manav mı? Evet, soyadı Manav. Ben buna güvendim. Güvenerek bu evimi onun üstüne yaptım. Şimdise de hocam bana evimi vermiyor. 4 tane de çocuğum var. Ben eşimden de 2007'de ayrıldım, boşandım. Bu 4 çocuğu da yalnız hayatımda büyüttüm, besledim hepsini. O evde evde kim oturuyor? Şu anda ben kendim taşındım hocam. Bartın'dan 1,5 ay oldu memleketimden buraya geldim. Çocuklarım 2 tanesi yanımda, 2 tanesi yurtta, devlet yurdunda hocam. Yani o arıyorum. Ablana efendim, verdiğin, ablanın üzerine yaptığın evin içinde şu anda sen oturuyorsun. Evet, evet ben oturuyorum hocam. Geldim evime taşındım ama ne telefonlarımı açıyor, engelledi. İkinci evi kapısına varıyorum. Kapısını da açmıyor hocam. Benim ne yapmam gerekir? Yani benim kendi çapalarımla, kendi imkanlarımla aldığım evi vermiyor hocam. Vermek de istemiyor. Ben ne yapmam gerekir hocam? O evin parasını satın aldığınızda ödediğinize dair sizde belge var mı? Abim Şükrü Alaoğlu aldı. Ben zaten hemen parayı geldim, teslim ettim. Tekrar memlekete çocuklarımın içine dönmek zorunda kaldım. Bartın'a dönmek zorunda kaldım. O yüzden yani hiçbir şeyi abim de ona güvenerek, Şükrü Alaoğlu ona güvenerek hiçbir şey yapmamış.
Şimdi de abimle de görüşmüyor, konuşmuyor. Benle de görüşmüyor, konuşmuyor. Bizim yani tamamıyla şeysi. Baba evini zaten aldı elimizden. Köydeki baba evimizi elimizden aldılar zaten. Yani bizi iki erkek kardeş olarak çıkardılar evden. Biz peki dayı onları abine yani niye tapuyu sen kendi üzerine almadın da o kadına verdin hocam, bir de abin de varmış. O zaman hocam öyle gerekti, öyle gerekiyordu yani bir konulardan dolayı. Ondan sonra bir de benim zaten acilen köye dönmem gerekti yani. Tabii de ablama güvendik, ablamın üstüne yaptı abim Şükrü Alaoğlu. Abin hayatta mı? Abim hayatta, abim evet. Peki. Abimle de görüşmüş. Peki bunu bir avukata sordunuz mu? Avukata sormadık hocam şu anda. Ya ben bunu Kaynarca polis karakoluna sordum. Polis karakolu dedi ki bana, polis de dedi ki sen dedi 2014'te dedi evi alırken dedi bankadan mı çektin bu parayı, nereden aldın? Ben dedim ki bankadan çektim. Ne alacağım diye dedi çektin dedi. Dedim ev alacağım diye çektim dedi. O zaman dokümanını dedi Sırat Bankası'ndan çıkart bana götür dedi Kaynarca polis karakolu. Evet. Ama onu da yapmadık hocam. Onu da yapmadık. Şimdi sen sanıyorum biraz da şöyle, bizi aramanın sebebi avukatlık işin var da. Evet bunu, hocam. Bunu da duysun o vicdansız da, belki insafa gelir diye herhalde buradan evet, bir bağlantı. Evet hocam, aynen hocam, aynen hocam, aynen evet. Hocam. Bir bağlantı aynen kuruyorsun. Ne manavdı bu hanımefendi? Kimlikte Gülizar Manav ama Güllü diye tanıyor millet onu. Güllü Manav. Bak evet. Abi, kardeşin sana güvenmiş. Ev almış, üzerine yapmış ama parasını vermiş. Aranıza şimdi ne girdi ki bu kadar soğuk oldunuz? Aramızı hocam biz köydeki baba evini biz bu dört ablama verdik. En küçükleri benim hocam. Miras. Köydeki ev, miras, köydeki evi miras kavgası. Hocam. Tamam. Heh. Anlaşıldı. Oradaki mirastan kavga edince bu sefer buradaki evi de vermiyor. Ama köydeki baba evini zaten verdik hocam. Biz iki erkek olarak biz boş araziye geçtik. Ben kendi imkanımla köye ev yaptım. Tamam. İki katlı ev yaptım hocam. Tamam. O evi de bıraktım yani. Geldim mecbur evimi yüzdüm. Tamam tamam. Anlaşıldı ha. Adil Bey. Şimdi ben tabii senin anlatmana göre Gülizar Manav'a diyorum ki, onu da tabii kendisine göre haklı olduğu yerler var mı yok mu bilmem. Allah bilir. Bu evet, hocam. Anlattığına göre senin, bu mal senin. Ama evet, güvenerek hocam. Onun üzerine yapmışım. Burada da tabii hatamız var. Evet, bir, hocam. Bir başkasının üzerine efendim ya ipotek koyduracaksın ya bir başka şekilde yapacaksın. Öyle kağıt üzerine resmi nasıl olsa sağa sonra alırım dersen bak işler böyle oluyor. Bu bir evet, hata. Hocam. Bundan vazgeçeceksiniz ama avukat bunu çözebilir. Gülizar Hanım da insafa vicdana gelsin. Başkasının evet, malından kar gelmez. Ah aldığı zaman... Başkasını ahı tutarsa o burnundan fitil fitil gelir. Kullar evet, bilmese de burada mahkemeyi bile kandırsan Allah'ı kandıramazsın. Ahiret hesabı var kardeşim. Evet hocam. Evet aynen hocam. Çünkü kimsenin bir yani bir haramını, haram lokmasını boğazından, bu yıl 45 yaşıma girdim hocam. Kimsenin haram lokmasını tamam. boğazından geçirmedim. Geçirmek peki. istemiyorum. Peki. Ha. Allah yardımcın olsun. Mesaj ulaşmıştır inşallah. İnşallah vicdana gelir. Efendim önceki sorular vardı. Onların da cevaplarını vereyim. Şimdi vitir tekbirini nasıl getireceğiz? Ellerimizi yana sağlayacak mıyız diyor. Şimdi üçüncü rekatı kılıyoruz. Bismillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin okuduk. Sonra diyelim ki kul huvallahu ahad Allahu samet lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu küffen ahad. Kadınlar böyle. Erkekler böyle Allahu Ekber. Bu yok. Bu bayram namazında. Teşrik tekbirlerinde. Vitirde bu yok. Vitirde bu böyle. Bak vitir namazı. Allahu Ekber. Kunut duasını okumak için yana salmak yok. Yana salmak yok. Elimiz bağlıyken Allahu Ekber tekrar bağlıyoruz. Karıştırmayın. Böyle elini kenara yana salacaksın, yanlara salacaksın. Şöyle yapacaksın. Allahu Ekber. Bu olmaz. Böyle, bu şekilde bir bağlama yok. O bayram namazında teşrik tekbirlerini yanlara salınır. Onu hoca zaten uyarır. Evet. Hastanede doğumdan sonra kızı vefat etmiş. Allah rahmet etsin. Babası da çok küçükken ölmüş. Yavrucağız. O da yetim büyümüş o kızımız. Sonra o da
ölmüş ve yerinde geriye bir bebek bırakmış. O da yetim büyüyecek diyor. Bu kader midir diyor. Bilemeyiz kimin kaderi. Tersi de olabilirdi. Büyüyebilirlerdi. Efendim sonuçta anne tabii sancılar çekti. Evlat efendim doğum dünyaya getirmek için karın ağrısından ölen de hükmen şehit sayılıyor. Bu doğum sebebiyle fedayı can etmiş. Canına efendim işte Allah-u Teala gel demiş. O kadarmış yaşayacağı şey. Bahane olmuş o virüs şu bu neyse hatalar varsa onlar sorumlular. Onları davasını siz yapabilirsiniz ama yoksa bu bir bahane. Ecel gelince baş ağrısı bahane derler. Efendim geride kalanlara sağlık afiyet diliyorum. Rabbim yardımcınız olsun. Bu hükmen şehittir inşallah sevgili hanımefendi. Fitre namaz kılana mı verilir diye sordu. Hayır. Müslüman olması yeter. Namaz kılan, oruç tutan, biz insanların ne yaptığını bilemeyiz. Müslümanım diyorsa önce akrabana, komşuna, sonra diğer Müslümanlara fitreni verebilirsin. Sadece ana, baba, evlat, torun, onlara eşler birbirlerine fitre vermezler. Onun dışında akrabadan başlayarak fitreni dağıtırsın. Bu namaz kılıyor mu kılmıyor mu? Bu daha çok muhtaç, daha iyi bir insan. Tercih senin hakkın. O bir tercihtir ama namaz kılmayana fitre verilmez denmez. Oruç tutmayana fitre verilmez denmez. Müslüman olmasına bakılır. Müslüman olması yeterlidir. Ölünün ardından ölenin ardından zikirlerimizin, kelime-i tevhidlerimizin sevabını gönderebilir miyiz dedi. Göndeririz. Yani işte hatim okudum, bağışladım. Kelime-i tevhid çektim, bağışladım. Ama zikri biz önce irademizi güçlendirmek, kalbimizi güzelleştirmek, Allah'ı analım ki o da bizi ansın diye fezkuruni yezkurkum. Allah öyle buyuruyor. Siz beni anın ki ben de sizi anayım. Yine en faziletli zikirlerden biri de eftalüz zikri la ilahe illallah. La ilahe illallah en büyük faziletli zikirdir. Ona devam ederiz. Ya bunu sen ne kadar çektin? 10 bin oldu, 5 bin oldu, 70 bin oldu. Nafilenin sınırı yok. İlla 70 bin olacak diye bir şey yok. 80 olur, 100 olur, 10 bin olur. Bunları bağışlayabiliriz. Kendimize önce okuyacağız. Sahipsiz bahçeden Erzurum'dan aramıştı sanıyorum bir kardeşimiz. Yıllar önce elma almış. Burada şu ortaya çıkıyor. Bak yıllar sonra pişman oluyor insan. İşte orada canın çekse de birinin bahçesi ise sahipsiz ev terk edilmiş diyorsun ama belki köyden o bahçeyi eken, biçen ya da o ağaçları sulayan, efendim meyvesine bakan, toplayan birine emanet edilmiş olabilir. Orada bir garibanın bahçesi olabilir. Ev terk edilmiştir ama bahçedeki meyve sebzeleri birileri alıyordur. Ama istenmeden, izinsiz gelip aldığınız zaman adam bakmış elmalar yok. Oradan beddua edebilir, başka şey söyleyebilir, hakkını helal etmezse bu zor. Onun için mümkün mertebe sahibini bilmediğimiz bir şeyi almayacağız. Ancak yok olacak, yırtılacak, parçalanacaksa korumak için alıp yitiği sahibini bulmaya çalışırız, öyle olur. Fakat şöyle bir umumi bir şey varsa, alan, umumi bir alan, herkese açık, sadece gelen geçen yesin diye bırakılmış. Veya köylüler bazen öyle yaparlar, bir dalı yoldan gelip geçene, yola çıkmış bir dalı varsa, yazarlarsa daha da iyi olur, bu daldaki meyveleri alabilirsiniz diye yazsınlar mesela. Hem sevap işlemiş olurlar hem de alan, döküldüğü yerden alan vesaire. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir çocuk hurma ağacını taşladı. Hurmaları topladı, ağzına götürdü. Peygamber Efendimiz çocuğu çağırdı. Niye taşlıyorsun ağacı dedi. Hurma yiyeceğim, karnım aç. O zaman dedi ki ağacı taşlama. Bak yere dökülmüş buralarda kimse almıyor zaten onları. Onlardan ye. Yere dökülmüş. Çocuğa bile bakın. Çocuk masum ama ona bile ağacı taşlama, ağaçtan meyveyi düşürme, onu ye dedi. Şimdi nasıl öderim? Şimdi mümkünse onun benzeri bir meyveyi bir fakire, bir güzel bir sepet yaparsın ablacığım. Şöyle bir elma sepeti, o bir yediysem
10 tane yap, 20 tane elmayı böyle sepete diz, götür bir garibana, fakire, fukaraya, sofrasına koy. Öyle memnun olur ki, öyle memnun olur ki inşallah o da sana kefaret olur. Evet, evle ilgili söyledik meseleyi. Müminlerin, Müslümanların arasını açan 6 günah. Biri alay etmeyin. Aramızı açan 6 günah efendim. Aramızı bozan 6 günah. Bozan günahlar. 1. Alay etmek. 2. Alay etmek daha çok fıkralarla oluyor. Fıkralarla alay ediyoruz. Karadeniz fıkrası, Kayseri fıkrası, bilmem Rumeli fıkrası vesaire küçük düşürücü. İşte Kürt fıkrası, Türk fıkrası böyle fıkralarla Araplara şöyle, Türklere böyle, İranlılara böyle fıkralarla Müslümanlar aralarını açıyorlar. Bunu bazıları bilerek körüklüyor. 2. Kaş göz işareti. Bu lümeze. Veylün likülli hümezetin lümeze. Kaş göz işareti yapanlara yazıklar olsun. Ben beceremiyorum. Becersem göstereceğim de. Şöyle kaşını gözünü kırpıyor ya. Bu var ya bu. Şu var ya şu. Bizim aramız çok iyi hocam. Bana bazen öyle yapıyorlar. Hocam biz 40 yıllık dostuz. Böyle iki tane emekli konuşuyor. Çağırıyorlar hocam gel. Gidiyorum aralarına oturuyorum. Çocukluğumuz beraber geçti bilmem ne. Adam kalkıyor gidiyor. Bu sefer diyor ki hocam Allah kimseyi bunun eline düşürmesin. Bu şöyle cimridir bilmem nedir falan. Ya az önce adamı yüzüne karşı övdün. Bana övdün. Adam kalkıp gidince bana bir fitledin, gammazladın. Adam da bunu duysa ne oluyor? Duyacak. Yalancının sözü mumu yatsıya kadar yanmıyor. Kaş göz işaretiyle. Kızım hadi git. Gelinle diyor. Gelinle. Hadi git bir çay yap da ben oğlana iki laf edeyim diyor. Gelinini mutfağa gönderiyor. Kızına da kızı yani gelini gidince oğluna da diyor ki buna çok yüz verdin tepemize çıkıyor diyor. Hemen arada laf sokuşturuyor. Oğlan da demek ki ben olmadığım zaman anneme neler yapıyor diye kurmaya başlıyor. Ne oldu? Ara açıldı. Artık bir daha tamir etmek zor. O lafı söylemeyecektin. Tutamadın içinde söyledin. Yuvanın dağılmasına kadar götürür. Allah korusun. Kaş göz işareti aramızı açıyor. 3. Kötü lakap takmak. Kötü lakap. Anadolu'da o kadar kötü lakaplar var ki eskiden isimler takmışlar. Oo, kurdundan, tilkisinden, affedersiniz ayısına kadar millet birbirine lakap takmış. Şunlar şunlar diye. Ben şimdi saymayayım herkes biliyor. Bunlar doğru değil. Bunlar da günah. Bunların üçüne Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki kim böyle yaparsa, kim böyle yaparsa, kim böyle yaparsa o fasık olur diyor. Fasık. Fısk işlemiş olur. Fasık ne demek? Haramı aleni işleyen kişiye fasık denir. Haram işlerken yüzü kızarmaz. Allah'ın yasakladığını yaparken yüzü kızarmayana fasık denir. Kim bunları yaparsa la yaskar kavmin min kavmin asa en yekunu hayran minhum diyor. Ondan sonra ve la telmizu enfusekum ve la tenabezu bil elkab. Bi'sel ismül fusuku ba'del iman. Bi'sel ismül fusuku ba'del iman. İmandan sonra bu ne kötü bir şeydir. Ve men lem yetub, kim tövbe etmezse bunları yapınca fe ulaike humuz zalimun. Bir de zalimlerden olur. Bundan sonra tövbe etmezse, alay etmiş, kaş göz işareti yapmış, kötü lakap takmış, tövbe edecek. Allah affetsin beni diyecek. Kim tövbe etmezse ve men lem yetub fe ulaike humuz zalimun. Zalimlerden olur diyor Allah-u Teala. Ne kadar büyük günahmış. Ne kadar büyük günah. Az önce bir bacımız sordu, kardeşimiz.
namaz kılmayana fitre verilir mi? Ey kardeşim, ne günahlar var, ne günah. O da büyük günah. O da en büyük günah tabii, namaz kılmak, kılmamak. Şimdi alay etmek de günah, kaş göz işareti de günah, kötü lakap takan da günah. Bunları düşünecek olursak fitre verecek kimse kalmaz zaten. Kime vereceğim fitre? Herkes bu günahı işliyor. Bu günahlar haramdır. Ve bu günahlar aramızı açıyor, aramızı. Biz birbirimizi sevemiyoruz. Niye? Aynı camide yan yana safta durmaktan bile imtina ediyorduk. Şimdi zaten duramayacağız. Yanımıza biri gelince rahatsız oluyorduk. Omuzumuzu çekiyorduk. Yanımıza biri gelmesin diye biz başka yere kaçıyorduk. Şimdi gördün mü? Ceza nereden geldi? Hadi bakalım. Gelmeye çalış, gene gelemezsin. Niye? Sevemedik birbirimizi. Isınamadık birbirimize. Birbirimize al et. Dört. Ön yargı. Şunlar var ya şunlar. Bunlar var ya bunlar. Bu hacılar var ya, hocalar var ya, bu başörtüler var ya, bu baş açıklar var ya demeye başladığın an ön yargılısın. Herkesi yerle bir ettin, günaha girdin. Herkesi gıybet ettin. Ön yargı. Kişinin yaptığı işe bakacaksın. Kişinin çalışkanlığına bakacaksın. Ürettiğine bakacaksın. Ahlakına bakacaksın. Hafızasına bakacaksın. Kabiliyetine bakacaksın. Sen neye bakıyorsun? Hacı mı, hoca mı, başörtülü mü, başörtüsüz mü? Hangi partiden, şu partiden, bu partiden? Ön yargı. Ön yargı bizi yıkıyor maalesef. Aynı evde, aynı insan, aileden olan insanlar bile birbirinden farklıdır. Hemen ne çabuk hepsini aynı kefeye koydun. Ön yargılı olmak. Bu ön yargı suizandır. Hüsnü zan gerekir. Suizan ne demek? Başkası hakkında kötü düşünmeye suizan denir. Başkası halkı Müslüman, Müslüman hakkında hüsnü zan eder. Ne demek? İyidir. Böyle yapmıştır ama bir sebebi vardır. Böyle demiş ama bunun da bilmediğimiz herhalde bir mazereti vardı da böyle söyledi diye hayra yoracaksın ve hüsnü zan yapacaksın. Gördün mü ya neler yapmış? Ne yapmış? Adam iyi niyetle bir şey yapmış. Sen hemen kötüye koşuyorsun. Ön yargı çok kötüdür. Onun için Kur'an-ı Kerim, İslam geldikten sonra bütün ırkçılığı yerle bir etti. Hemşericiliği yerle bir etti. Selman-ı Farisi, Bilal-i Habeşi, Suheyb-i Rumi, Ebu Bekir Sıddık hepsini bir tarağın dişi gibi kardeş gördü. Biri Fars, Acem, biri Rum, biri Habeş, Afrika, biri Kureyş. Hepsi aynı Allah katında. Takva, takvası üstün olan Allah katında. Ön yargılı olmayacağız. Kimseyi sakalından dolayı, saçından dolayı, kulağındaki küpesinden dolayı, kimseyi üstündeki elbisesinden dolayı, örtüsünden ya da açıklığından dolayı ön yargıyla yaklaşmayacaksın. Ne yapacaksın? İnnallâhe lâ yenzuru ilâ suverikum ve lâ ilâ ecsâmikum velâkin yenzuru ilâ kulûbikum ve amâlikum. Allah sizin suretinize bakmaz. Bak Allah nasıl bakıyor. Allah sizin dış görünüşünüze bakmaz, suretinize. Kalıplı, yakışıklı, güzel. Hayır. Allah oraya bakmaz. Başka? Cisimlerine bakmaz. Vücudunun boyu büyükmüş, boyu kısaymış. Buna bakmaz. Velakin yenzuru ila kulubikum. Kalplerinize bakar, kalpleriniz. Kalbi selim. Yevme la yenfe'u malun ve la benun illa men etallaha bi kalbin selim. O gün Allah katında mahşer günü ne mal ne evlat fayda verir. O gün ancak temiz bir kalp fayda verir. Ayet-i kerime. Ya biz de kalbine niyetini bilmiyorsak yargılamayacağız. Bu adamın niyeti ne? Bir zamanlar ne yargılar yapıldı? Kılık kıyafetten dolayı vesaire vesaire. Allah ıslah etsin. Allah ıslah etsin. Ön yargılı olmak
ön yargılı olmak her ikisi de yanlış. Ya bu efendim açık saçık giyinmiş, bundan din iman olmaz, deme kardeşim, deme. Ya da bu başörtülü, bunlar gerici yobaz, deme kardeşim, böyle bir şey yok. Bir konuş bakalım tahsilini, kültürünü vesaireyi. Belki senden daha fazla fakülte bitirmiştir. Senden daha fazla tahsili vardır. Sen ne çabuk önyargılı davranıyorsun. Bir gün benim yanıma bundan 30 sene önce açık saçık bir bayan oturdu. O zaman halk otobüsleri ile Beşiktaş'tan bindik, fakülteye gidiyorum. Herhalde yüksek lisans doktora. 87'li yıllar. Kaç sene geçmiş? 33 sene mi geçmiş? 33 sene geçmiş. Bak anlattığım olay. Turgut'um sen de iyi dinle. Halk otobüsünde gidiyorum. Beşiktaş'tan 110'a bindim. Kadıköy arabası. Bağlarbaşı'nda ineceğim. Yanımda biri vardı. İndi. Çantam var. Derse gidiyorum. Yüksek lisans dersine gidiyorum. Veya doktora henüz başlamadım. Yanıma bir hanım geldi. Oturdu. Haziran ayı veya Temmuz ayı. Haziran olabilir ama şöyle tarif edeyim. Affedersiniz. Gece yataktan çıkmış, sokağa giyinmeden otobüse binmiş. Açık mı açık? Açık mı açık? O kadar anlatayım. Ben de tabii hoş bir manzara değil. Ben hocayım. Yanıma geldi, oturdu. Benim adımla hoş değil. Döndüm soluma. Çantamdan kitabımı çıkardım. Okumaya başladım. Ben kitabı okudukça o bana doğru yaklaşıyor. Ben kitabı okudukça o kitaba doğru yaklaşıyor. Allah Allah. Ben de sıkıldım. Ve anladı o. Dedi ki, affedersiniz dedi. Size bir soru sorabilir miyim? Sor kardeşim dedim. Okuduğunuz Kur'an mı dedi. Yok dedim, hadis dedim. Hadis-i şerif dedim. Hadis kitabı dedim. Keşke dedi ben de okuyabilseydim dedi. Hadis nedir dedim. Peygamberimizin sözleri değil mi dedi. Evet dedim, peygamberimizin sözleri. Beni böyle yadırgadınız değil mi dedi. Yani açık söyleyeyim, yadırgadım dedim. Yani böyle geldin, çok alışılmış bir şey değil bu kıyafet. Yani böyle çok açık saçıksın. Ne yapayım dedi, ben böyle yetiştim dedi. Ben aslında dedi, hep hayalimde Kur'an okumak, namaz kılmak, örtünmek hep öyle yaşadım. Ama bir türlü dedi yapamadım. Böyle bir çevreden geliyorum dedi. Ama şunu size söyleyeyim ki dedi, benim biraz konuştuk. Ben kızımı dedi, İmam Hatip'e göndereceğim dedi, inşallah şimdi küçük dedi. Onun dedi sizin gibi okumasını sağlayacağım dedi. Çünkü biz dedi inancımızdan koparıldık. Müslümanlığı kambur sandık sırtımızda. Attık onu, batıya özendik. Onlar gibi açıldık saçıldık, onlar gibi yiyip içmeye, onlar gibi giyinmeye, kuşanmaya, onlar gibi konuşmaya, yaşamaya başladık. Fakat batılı da olamadık. Ne batılı olduk, ne Müslüman kaldık. Arada kaldık hocam biz dedi, arada kaldık. Ama otobüs dinliyor. Ben konuşsaydım sus hoca derlerdi. Ama kadın konuşunca en az belki 50-60 kişi vardı otobüste. İnanın bütün otobüs can kulağıyla kadın 15 dakika vaaz etti. Bizi kişiliksiz, kimliksiz yetiştiriyorlar hocam dedi. Aman Allah'ım dedim ya. Ben de içimden geçene pişman oldum. İçin ön yargıyla davrandım. Ama kadından bir cevher çıktı. Gene inanamıyorum hala bana mı numara yapıyor diye. Bu sefer cüzdanını çıkardı biraz sonra bana. Şu duayı her sabah okuyorum hocam ben dedi. O kadın. Bu duayı her sabah okuyorum. Ben bunu tabii daha sonra yılların tecrübesiyle bu bacılarımız, kardeşlerimizin de beş vakit namaz kılanları olduğunu, bunların da duayla, besmeleyle otobüse bindiklerini vesaire gördükçe ön yargılarım yıkıldı elbette ama toplumda bu ön yargı var. Başörtülüyü işe almamış. Başörtülüyü işten çıkarıyor. Allah sana ne tür ceza veriyorsa versin. Kılığı kıyar. Bu nefret suçudur. Bu nefret suçudur. Sen onun yaptığı işe bakacaksın, ürettiğine bakacaksın, kabiliyetine bakacaksın. Kazandın, senin helal mi olur bir başörtülü oradan atarsan? Allah ıslah etsin. Bu ön yargı bizi, ama toplumda kaşıyor bunu birileri tabii. Toplumun böyle bir çoğunluğun problemi yok. 5. وَلَا تَجَسَّسُوا Casusluk diye ben bunu tercüme ediyorum. Casusluk yapmayın. Yani ayıp araştırmayın. Telefonunu karıştır, çantasını karıştır,
efendim eski filmleri karıştır, eski resimleri karıştır, parasını cüzdanını karıştır, takip et, sokağa çık, bilmem nereye gitti, nereye. Casusluk, tecessüs, bu günahtır. Casusluk aramızı açıyor. Özeline karışmayacaksın. Penceresinden gözetlemeyeceksin. Özel hallerini başkasına neşretmeyeceksin. Casusluk arayı açar. Bu haramdır. 6. Gıybet. Yanımızda değilken memnun olmayacağı şekilde bahsettin mi gıybettir. E doğruyu söylüyorum ben. Ona da söyleyeyim. Hayır. Doğru söylersen gıybettir. Memnun olmadığı bir şeyi söylüyorsun çünkü. Yanında değil, o gıyabında. Doğru yaptığı bir şey, yanlışı doğru da olsa söylüyorsun sen kendin. Yalan katmıyorsun. O gıybettir. Bir de yalan katıyorsan katmerli, bu şöyledir, bu böyledir. Efendim, adam yapmamış, söylememiş, dememiş. Sen sürekli insanları kandırıyorsun. Bak bunu izlemeyin, bunu dinlemeyin. Bu şöyle yapmış, bu böyle yapmış. İftira, sonu yok. Bu gıybet. Gıybet nedir? İftira, gıybet. Ölmüş kardeşinin etini çiğ çiğ yemek gibi çirkindir. Ayetin ifadesine göre tiksindiniz mi? Değil mi diyor ayet. Tiksindiniz değil mi? Evet, tiksindik. O kadar çirkin bir şey. Dolayısıyla gıybet de haramdır. Bu altı günahı, aramızı bozuyor. İki günah sebep oluyor bunlara. Ve bu aramız bozulursa, iki günah sebebiyle o günahlar nedir? Bu aramızı bozan günahlara sebep olan günahlar nedir? Bir de bu aramızı düzeltmek için Peygamberimizin söylediği iki reçete vardır. Onu da inşallah yarına bırakalım. Bugün Risalet Atlası'nda beni de çok duygulandıran, gerçekten İnsan okuduğu zaman, öğrendiği zaman içini acıtan olaylar yaşanmış. Resulü Efendimiz'e, o güzeller güzeli insana. Şöyle düşünün, her şeyin bittiği bir an gelir başınıza. Elinizi nereye atsanız boştur, kurumuştur. Etrafınızda hiç kimse yoktur. Efendimiz'in hüzün yılı böyle bir şeydir. Amcası Ebu Talib'e geldiler, dediler ki, ya bu putlarımızla uğraşıyor senin yeğenin, bunu vazgeçir. Amcası sürekli onu korudu. O Muhammed yalan söylemez, o el emindir. Ve geldi bir gün, dedi ki yeğenim, gene geldiler bana hücum ediyorlar. Ben senin hakkını koruyorum. Diyorlar ki bu davadan vazgeçsin, onu en güzel kadınlarımızla isterse evlendiririz. Bu davadan vazgeçsin, ona istediği kadar para veririz. Bu davadan vazgeçsin, putlarımıza dokunmasın, onu biz lider yaparız. Saydı da saydı. Dinledi Peygamber Efendimiz. Amcacığım, dedi, bu dava benim davam değil ki. Bu dava Allah'ın davası. Bunu ben tebliğ etmekle mükellefim. Ben Allah'ın peygamberiyim. Allah'a yemin olsun ki bir elime gökteki ayı koysalar, bir elime gökteki güneşi koysalar ben bu davadan vazgeçemem zaten. Allah görevlendirmiş beni. Bu kadar severdi amcası onu. Haklısın yeğenim, dedi ve gitti kafirlere gereken cevabı verdi. Fakat bir dönem geldi, Müslümanların kapılarına damga vurmaya başladılar. Bunlar Müslüman, bunlarla alışveriş yasak, bunlar Müslüman, bunlara kız alıp vermek yasak, bunlar Müslüman, bunlara yardım etmek, bunları korumak yasak. Öyle kıtlık başladı ki Müslüman mahallesinde bir deriyi günlerce kaynatıp suyunu diğer komşuya, diğer Müslüman evine gönderiyorlardı. Aç kalmaktan ölmemek üzere. Bir deri parçası günlerce kaynatılıyor ve onun suyuyla idare ediyorlardı. İşte tam bu sırada da nübüvvetin 10. senesi, Ebu Talip vefat etti. Kolu kanadı Peygamber Efendimiz'in oydu, amcasıydı. Dedesinden sonra o büyüttü. Müşriklere karşı hep o kalkan oldu, korudu onu. Amcasına
tabii vefat etmeden önce kelime-i tevhidi ona söyletmek, kelime-i şehadete getirip Müslüman etmesini, Peygamberimiz Müslüman olmasını çok arzu etti. Ama yapamadı Ebu Talip. Allah-u Teala da ayet-i kerimede buyurdu ki, ey Muhammed, ey Resulüm, hidayet Allah'tandır. Allah dilemedikten sonra sen ne kadar uğraşsan da kimseye hidayet nasip olmaz. Ardından Hazreti Hatice annemiz hastalandı. Kıtlığın da yokluğun da etkisiyle o da yataklara düştü. Ve çok değerli biricik eşi Hazreti Hatice annemiz de vefat etti. Bu ne büyük bir ağır imtihandı. Bir taraftan işkenceler, kafirlerin eziyetleri, diğer yandan Ebu Talib'in, Hazreti Hatice'nin vefatları çok mükedder oldu. Çok yalnız hissetmeye başladı kendisini Resulullah Efendimiz. Bir ümit, bir çıkış kapısı arıyordu. Zihnine, aklına Taif geldi. Mekke'nin sayfiyesi. Dağların eteklerinde üzüm bağlarıyla, sebzeleriyle, yeşil ormanlarıyla güzel Taif. Bir umut, belki oradan bana sahip çıkarlar. Belki imanı onlar kabul eder de Mekke'ye etkisi olur. Çünkü Taif'in Beni Sakif üzerine, yine Beni Sa'd yurduna etkisi çok büyüktü. Mekkeli müşriklerin de zenginlerin evleri vardı orada. Yazın Mekke çok sıcak, kavurucu ama Taif çok güzeldi. Taif'i şöyle bir size çizeyim. Taif Mekke'ye yaklaşık 80 kilometre. Güneyde Yemen'e doğru giderken, şöyle anlatayım. Yemen'e doğru giderken, şurası Mekke olsun, Kabe'yi çizelim. Bura Mekke. Efendim, şurası, şuraya çizelim Taif'i, 80 kilometre. Taif, Bolu Dağı'nı biliyorsunuz. Bolu Dağı'na Düzce'den şöyle İstanbul'dan giderken nasıl tırmana eski yolu hatırlayın. Şimdi tabii tünel var, geçiyorsunuz hemen altında ama eskiden biz yarım saatte çıkamazdık. Aynen Bolu Dağı gibi ya da Antalya Demre arasında o virajlar vardır ya veya Akyazı Mudurnu arasında virajlar vardır ya. Öyle düşünün, sürekli çıkıyorsunuz. Sürekli çıkıyor. Veya Uludağ'a çıkar gibi düşünün ama Uludağ kadar yüksek değil. Sürekli dağa çıkıyor. 80 kilometre gittikten sonra döne Taif'e çıkıyorsunuz. Çok yüksek bir yer. Kışın kar yağıyor. Taif'te kışın kar yağıyor. Buraya Zeyd bin Harise'yi alarak, Zeyd bin Harise azatlı kölesi yanında Müslüman oldu. Onu alarak geldi. Ve oradaki Sakif heyetiyle, oradaki insanları, ileri gelenlerle kendisinin peygamber olduğunu Resul Efendimiz onlara anlattı. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, hak dine gelin. Bırakın bu putları. Çünkü putların bir kısmı oralardaydı. Sadece Kabe putlarla dolu değil. Lat, Menat, Uzza, Hübel bunlar zaten Mekke'nin dışında büyük böyle Taif civarında da putlar vardı. O putlara tapıyorlardı. Onlara hak dini tebliğ etti. Fakat onlar bizim putlarımıza nasıl laf edersin diye Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hiç beklemediği bir şekilde karşı çıktılar. Öyle bir baskı, öyle bir şiddet uyguladılar ki Resulullah Efendimiz'i taşladılar. Taşladılar, çocukları topladılar, gençleri topladılar, Peygamber Efendimiz'i ve Zeyd bin Harise'yi kovaladılar. Atılan taşlar, Zeyd bin Harise cübbesini peygambere tutuyordu. Zavallının her tarafı delik deşik oldu. Allah Resulü'nün kafasına taşlar geldi. 3-5 yerden yarıldı taşı. Ayakları paramparça oldu. Papuçlarının içerisi kan doluydu Resulü Efendimiz'in. Bir üzüm bağına, bir bahçeye sığındılar iki kardeşin. Utbe ve Şeybe'nin
iki kardeşim üzüm bağına sığındılar. Bizi kurtarın dediler onlara. Onlar da sessiz kaldı çünkü gelenler kalabalıktı ve Taif'in ileri gelenleriydi. İşte orada biraz insafa geldiler de az sonra bağın sahibi bir tepsi, bir tabak üzüm hadi götür de ver bunlar çok zavallı, acıdık onlara diyerek Attas'ı gönderdi. Peygamber Efendimiz'in yanına hizmetlisi Attas'ı. Attas getirdi, bunu bağın sahibi benimle gönderdi, ben onların hizmetçisiyim dedi. Buyurun, yiyin, afiyet olsun. Size çok eziyet ettiler, çok işkence ettiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bismillahirrahmanirrahim diye aldı ağzına koyunca Attas şaşırdı. Sen Allah'ın adıyla başladın öyle mi? Evet. Sen nereden biliyorsun? Ben Ninovalıyım. Musul civarında, Ninova, Irak. Oradan geldim buralara. Hizmetçiyim burada. O zaman sen benim kardeşim Yunus bin Metta'nın memleketindensin. Sen Yunus bin Metta'yı nereden biliyorsun? Bilmez miyim? O da peygamber, ben de peygamberim. Ondan biz kardeşiz. Peygamberler bir kardeştir. Attas imana geldi orada. Taif boşa gitmedi. Attas kelime-i şehadeti getirip Müslüman oldu orada. Ve Resulullah Efendimiz'i daha salim bir şekilde oradan çıkardı. Gâr-ı Kûy'u. Kûy mağarası. Hira mağarasını bilirsiniz. Sevr mağarasını biliriz. Ama bilir misiniz ki Resulullah Efendimiz Taif'te de bir mağaraya sığındı. O da Kûy mağarasıdır. Kûy dirsek demektir. Kûy. Kûy dirsek demektir Arapça. Dirsek mağarası. Neden dirsek mağarası demişler? Gidip görmek nasip oldu hamdolsun. Resulullah Efendimiz Zeyd bin Harise ile Taiflerden gizlenmek için Taif'in dışındaki o tepede orada iki rekat namaz kıldığı yer bugün Mescid-i Kûy'dur. Ve mescidin üzerinde bir tepe vardır, kayalık. O kayalığın üzerine çıkabilirsiniz. Şu anda belki etrafını çevirmişler ama orada mübarek dirseğini dayayıp dirsek izi olan mağaranın içerisinde bir taş vardır. İşte Gâr-ı Kûy, Resulullah Efendimiz Taif'te de o mağarada saatlerce belki bir gece kalmıştır. Gâr-ı Kûy'dan sonra da yine aldığı Zeyd bin Harise'yi yanına Mekke'ye girecek ama Mekke biri seni korumadan, eman vermeden giremez. Yalnız kaldı. Gariban kaldı. Ve haber gönderdi. Birçok insan Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam'ın emanını kabul etmedi. Eman veremeyiz dediler. Sonunda Mut'im bin Adi çıktı da ben kefilim Muhammed gelsin onu ben koruyacağım dedi. Ve Mut'im bin Adi'nin emanıyla Mekke'ye geldi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Rabbim onu sevmeyi nasip eylesin. Ne eziyetler ne çileler çektiler de İslam bize geldi ama kıymetini bilmiyoruz aziz kardeşlerim. Evladımıza, ahfadımıza bunları anlatmamız gerekiyor. Bu İslam garip geldi, böyle zor şartlarda bize geldi. Resulullah Efendimiz'in o güzel ahlakını bildirmemiz lazım. Şunu hemen söyleyeyim. Cebrail geldi dağ meleğiyle dedi ki ey Resulüm Allah sana şu anda senin niyazını bekliyor. İstersen bu dağı bu Taif'in üzerine geçireyim. Dağı Taif'in üzerine geçireyim. Resulullah Efendimiz, hayır onlar bilmiyorlar Allah'ım. Bilselerdi bunu yapmazlardı. Onların neslinden güzel insanlar çıkar Allah'ım. Onlara azap etme. Onları affet Allah'ım diye. Ayağını kan revan içerisinde bırakanlara beddua yerine dua etti. Rahmet peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bizi böyle bir imana erdirdin Rabbim, sana sonsuz hamd olsun. Alemlere rahmet olarak gönderdiğin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet eyledin. Rabbim sana hamd olsun. Ya Rabbi nimet ihsan eyledin. Sağlık verdin, afiyet verdin. Akıl verdin, memleket verdin, yurt verdin, bayrak verdin, ezan verdin. Verdiğin nimetlere sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Ya Rabbi nimetinin kadri kıymetini bilenlerden eyle bizi.
Sağlığımızın kıymetini bilenlerden eyle bizi. Evladımızın kıymetini bilenlerden eyle bizi. Ana babamızın kıymetini bilenlerden eyle bizi. Dini mübin İslam'ın kıymetini bilenlerden eyle bizi. Ya Rab, imanımızın kıymetini bilenlerden eyle bizi. Öyle bir servete sahibiz ki ya Rabbi, imandan daha büyük bir servet yok. Bize iman bahşettin, bizi Müslüman yarattın. Sana hamdolsun Allah'ım. Sofralarımızı senin verdiğin nimetlerle donattık. Allah'ım, senin verdiğin rızıkla oruç tuttuk. Verdiğin rızıkla oruç açıyoruz. Sofralarımızı bereketlendir ya Rab. Orucumuzu kabul eyle. Sana inandık, sana dayandık, sana tevekkül ettik, sana güvendik. Yardımını esirgeme üzerimizden. Beni, ailemi, tüm müminleri koru. Ülkemize esenlik ver. Ya Rabbi, müminlere bir basiret, feraset, kurtuluş kapısı ver Allah'ım. Hastalıktan, gam ve kederden, üzüntülerden, her türlü darlıktan bizi muhafaza eyle. Bolluk ver Allah'ım. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasıfun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.